Ladyboy barlar var, Kons barlar var. Onların bir arada toplandığı yer Nana Plaza arkadaşlar. Daha gördüğünüz gibi kamerada yüzlerini kapatıyor herkes. Gözükmek istemiyorlar kameralara. Burada yine 8-10 kişilik grup var. Vereyim. Ah, okay. Yeah, okay. No problem. Now. Yeah, yeah, okay. No problem. Put on the YouTube. Huh? Why you put video on YouTube? No YouTube. You earn money. No, you not tell anyone who wants to take video. Yeah. Maybe some people in poor. Yeah. Efendim herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Tayland'ın başkenti Bangkok'tan misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte bir önceki bölümde söz verdiğimiz gibi Bangkok'un gece hayatını inceleyeceğiz. Evet, Koh Samloh'a geldik. Bölgenin en işlek caddelerinden bir tanesi. İlk burayı gezeceğiz. Daha sonra bir arka caddesi var, orayı gezeceğiz. Ardından ise nokta atışı olan Nana Plaza'ya gideceğiz. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için böyle ufak bir nokta, virgül, yorum, emoji bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Ve o zaman ne diyoruz? Hayat Yolları prodüksiyon farkıyla Tayland geceleri yansın o zaman. Evet arkadaşlar, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Aylar sonra tekrar Koh Samloh'tayız. Özlemişiz değil mi? Belki de birçoğunuz beni Tayland videolarından tanıdı. Çünkü Tayland'da çok ciddi izlenmiştik ilk geldiğimizde. Milyonlar açmıştı izlenmelerimiz. Tek YouTube'da değil, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da, her yerde. Tekrardan semtteyiz. Bugün pazar akşamı. Saatlerimiz şu an kaçı gösteriyor bir bakalım arkadaşlar. Evet, 23.30. Yani gece nereden baksanız 12. Caddeyi görüyorsunuz, tıklım tıklım. Kalabalık. Çünkü neden? İnsanlar burada eğleniyor. Eğlencenin saati yok. Sabahlara kadar yiyorlar, içiyorlar, patlıyorlar. Hop serbest, alkol ucuz. Yani burası backpackerların, sırt çantalı gezginlerin buluşma noktası. Aşık olduğu ülke, aşık olduğu şehir. Koh Samloh'tayız. İlerliyorsun caddenin ortalarına doğru. Burası böyle sokak satıcılarının, yemekçilerin olduğu bölge. Caddenin orta kısımlarında gece kulüplerini göreceğiz, barları göreceğiz. Tabii pazar akşamı olduğu için öyle ağır şahı bir kalabalık yok. Normalde cuma cumartesi akşamları şu gördüğünüz mekanların hepsi dolu olması gerekiyor. Yarın mesai var. O yüzden bugün insanlar dinlenmeyi tercih ediyor. Turistler de aynı şekilde. Pazar gün çok fazla eğlenmiyorlar. Burada akrep nalem var. Ablam burada akrep satıyor. Tanesi 100 baht, o da 3 dolar falan yapıyor. Sosisçi, ızgaracı, kebapçı, Nalan ablamız. Evet, evet, evet! Burası da Sky 999. Caddenin yine en meşhur mekanlarından bir tanesi. Devam ediyoruz. Evet, burası da Galaxy Koh Samloh. Yine caddenin en meşhur mekanıdır ama bir tane bile masa yok maalesef. Kimse yok çünkü. Hadi kap, thank you kap. Kalabalık ne gibi ya? Bak burası fena değil. Nerede diye geçiyor. Kalabalık, içerisi full. Masaj kalabalığı var her yerde aynı zamanda. Şurası da masaj salonu. Charlie, bu caddenin en iyi iş yapan yeri. Ben de buraya hep gelirim masaj yaptırmaya. Güzel masaj yapıyorlar. Özellikle ayak masajı. Vücut masajı için başka bir yere gidiyorum. Dövmeciler var. Biliyorsunuz ki dövme de yine aynı şekilde Tayland'da bayağı ucuz Avrupa ülkelerine göre. İnsanların birçoğu buraya dövme yaptırmak için geliyor diyebiliriz aslında. Ustalar çalışıyor. Bakın burası Body Beer. Caddede güzel yemek yiyebileceğiniz mekanlardan bir tanesi. Kaliteli yemek, kaliteli vakit. I'm going to go to the hospital.
Evet, Türkiye'nin olduğu yere geldiği için Gümrük de 4 Kral Ötesi Parkası'nı caddenin en meşhur ve en kaliteli yeri diyebilirim. Big One, görüyorsunuz içeriği. Hop, bildiğimiz üzere serbest şartı Tayland'da yaklaşık 7-8 aydır. İnsanlar gelip burada deli gibi çekiyorlar, çıldırıyorlar, patlıyorlar. Fiyatlar ise gramı 500 bahtmış. Kesinlikle özendiricilik içermez. Sadece bir yamaç anlatıyorum. Timsah kedinin yeri, kardeşim buranın en meşhur timsahçısı, gördüğünüz gibi timsahın iki kollu bacağını ayırmış, satıyor burada. Burada da kendi parçası var. Tayland'ın milli yemeği Pad Thai'yi bayılırsınız. Fettuccine Alfredo gibi içerisinde soya sos, yer fıstığı, acı, karides inanılmaz bir yemek. Bayılıyorum buna. Mangolar dünyanın en güzel mangosu. Bal bombası, bal. Freddy dayı ne yapıyorsun ya? Evet, müziğin sesi biraz düştü şimdi, caddenin sonuna geldik. Şurada da Roko var. Hemen caddenin sol kısmında köşede kalıyor. Üst kat rooftop, alt katta da güzel kaliteli bir barı var. Vakit geçirmek isterseniz burada. Yine caddenin en güzel mekanlarından bir tanesidir efendim. Videoları artık böyle rehber tarzı hazırlıyorum. Gidilecek yerler, yemek nerede yenilir, hangi mekanlara gidilir vesaire gibisinden. Vizeyle ilgili yine bir bilgilendirme yapalım artık bütün videolarda çünkü bunu izleyen adam mesela bir öncekini izlemiyor, yeni gelmiş oluyor kanala. Tayland vizesiz, 30 gün vizesiz şekilde girebiliyorsunuz. Gelirken ülkeye de dönüş bileti, otel rezervasyonu falan hiçbirini istemiyorlar. Kosan'ı bitirdik şimdi, arka tarafa doğru geçeceğiz. Şurada benim çalışma ofisim var. Starbucks, Konyard Otel'in önünde. Genelde hep burada vakit geçiririm, öğlen vakitleri. Akşama doğru da işte piyasaya çıkıyoruz. Burada takılıyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Taksi olarak da şu binek taksileri çok fazla tavsiye etmem. Burada application'lar var. Grab ve InDrive. Bunları kullanın mutlaka. Yarı fiyatına gidersiniz. Burada adam mesela 1000 baht ister 20 km yere. Grab'den 300 bahta, InDrive'den 280 bahta gidersin. Arka caddedeyiz. Kosa'nın arka bölümü burası. Burası biraz daha böyle chill out takılıyorlar. İnsanlar böyle daha düşük tonda müzik dinliyorlar. Satıcıları var, yemekçiler var, taksiciler, tuk-tukçular. Ablam burada meyve satar. Yıllardan beri burada. Bak 2 senedir geliyorum buraya, sürekli görürüm burada. Şurada meyveci Hüsam Usta var. Güzel meyve tabakları falan yapmış. 50 baht. Tadikap. Bu cadde
2'de falan biter, 1'de 2'de. Ama Kosan sabah 6'ya 7'ye kadar devam eder arkadaşlar. Burada böyle biraz daha sakin kafaya oturarak eğleniyor insanlar. Çok öyle kulüp ortamı değil açıkçası. Her yerde kanabisçiler, marihuanacılar, deli gibi kafe shoplar açılmış. Hollanda gibi olmuş aynı Amsterdam gibi. Amsterdam'a gitme de böyleydi. Yani içmeseniz bile sokakta yürürken kafanız iyi oluyor. Ben çünkü ne sigara ne alkol hiçbir şey kullanmıyorum. Şunun kokusu var ya, mahvediyor adamı. Şurası da benim yine yemek yediğim yerlerden bir tanesi. Öyle güzel, Jix bir mekan, loş. Yemekleri kalitelidir. Oraya çok takılırım. Hemen Ibis Otel'in yanında. Burası Ibis Style. Şu an kapalı ama açacaklar burayı birkaç haftaya kadar. Geçen bir arkadaşım var, onunla konuştum. Tatilat bitmek üzereymiş. Hemen önünde böyle kıyafetçiler var arkadaşlar. Dönerciler, kebapçılar, kokoreççiler. Şurada bir örümcekçi vardı. Roti Pancake buranın meşhur. Böyle katmen hamuru gibi. İçerisine Nutella, muz koyuyorlar. Ablam döner satıyor, tavuk döner. Hayırlı öğrenmiş abi bu işi. Vallahi bizim döneri aldılar. Helal olsun. Girişimciler. Gerçekten girişimciler. Çalışıyorlar yani. Çalışan demir pas tutmaz. Her zaman söyleriz. Şunlar ne ya? Kimono mu? Ablam burada pineapple'ları soruyor. Sabadi kap, sabadi mai. Sabaydi. Sabaydi, o bueno. Sabaydi, kapın kap. İşte üç kelime biliyoruz. Yetiyor abi. Sabadi kap, sabadi mai, kapın kap. Daha fazlasına gerek yok. Bununla bitirirsin Tayland gezini. Burada da mesela pasaport kılıfları satıyorlar. Çok güzel değil mi şu kılıflar? Bak Türkiye'de mesela bunu yapan yok. Ben de yaptırdım kendime. Aynı bundan yaptırmıştım, mavi renginden. Hayta diye. Bayağı güzel. Defteri içine giriyor böyle. Arkada da yeri var. Savadi kap. Tanesi 100 bahtmış. O da 3 dolar falan yapıyor. Gerçekten mutlaka yaptırdım o da pasaport kılıfı. Hello, savadi kap. McDonald's'ın hemen önünde bakın. Şurada McDonald's var. Şurada örümcekçi var. Hızlı geçeceğim çünkü fotoğraf parası istiyor yoksa. Bakın sol tarafta böyle örümcekler, akrepler, yılanlar falan satıyorlar. Burada da yine otlar. Hediyelik eşyacılar. Ne güzel şeyler var değil mi? Şu çantalar, mantalar, bez. Bir de Sultanahmet tarzı. Malzeme kalitesiz ama. Bakın şu bez güzel. Peru'da falan da çok vardı bu Kolombiya'da. Desenli mesenli. Yavaş yavaş hatlarının sonuna doğru geliyoruz. Burayı da bir turlayalım. Ondan sonra Nana Plaza'ya doğru gidelim. Nana Plaza. Yansın geceler. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Masaj salonları. Happy Ending. Bir saat masaj 250 baht. Ayak. Vücut masajı ise 300 baht. Get one free. Bir yanına bedavaymış kokteyller. Happy Hour diyor. Ulan gece 12 olmuş. Bu saatte Happy Hour mı olur? Demek ki mekan iş yapmıyor. Normalde Happy Hour'lar burada. Öğlen 3'te işte akşam 6 arası falan oluyor 3-4 saatliğine. Gece yapmış adam ne yapsın? İşi kötü demek ki. Çok fazla Arap gelmiş bu arada Suudi Arabistan'dan. Onlar normalde buraya giremiyorlardı. Uzun yıllardır. Artık aralarındaki sorunları çözmüşler. Tayland kapıları açmış, vizeyi de kaldırmış. Her yer Arap dolu vallahi. Evet burada da sokak satıcıları ve çorbacılar var. Geleneksel yemek falan yapıyorlar. Meşhur Tay çorbaları. Frozuncular, shakeçiler. Biz de bir sumato yaptıralım ya. Sabadi kap. Sabadi mai. Sabadi kapo. I want this mango shake. Yeah. Sugar little. Okay. Arkadaşım burada bakın taze taze fresh mangolardan hazırlıyor. Yanında çileği var, ananası var, buzu var. Oo. Hepsini dilimlemiş abi. Fiyat ise 50 baht. Bedavadan biraz pahalı. 1,5 dolar yapıyor tam da buna. Hani bahtla Türk lirası artık neredeyse eş değer olmak üzere az kaldı. Ver ablam mangoyu, bas ablayı mangoyu, bol koy. 5 tane makine koymuş. Bakın şunlar da şey, passion fruit, bunun bir de mangosu falan var. Bunu sakın almayın. Bunu burada bir toptancı yapıyor. Ben içtim bir iki defa, leş, tadı tuzu yok. Portakal suyu da içmeyin burada. Portakal suyu böyle acı. Bizdeki gibi tatlı değil buranın portakalları. Sevmeyebilirsiniz. Bol bol mango shake, passion fruit. Onun haricinde işte watermelon var, çilek var. Bunlar çok lezzetli. Sabadi kap. Kapın kap.
veriyorlar. 10 numara sistem değil mi? 50 watt. Oo, çok iyi. Şu ablam da burada böyle şey yapıyor, mantı yapıyor. Sava di cap. Şu tabii omlet tavası gibi düşünebilirsiniz. Bunlar hem kokonatlı pirinç keki yapıyorlar, hem de böyle ahtapotlu yumurta yapıyorlar göz göz, karidesli. Veya böyle bıldırcın yumurtası da pişirebiliyorlar. Hop. Ladyboy hakkı burada. Izgaracı. Tavuk, domuz ve dana eti. Tane son bar. Savadikap. Tavuk. Domuz. Şurada dana eti. Ucunda ananas var. Bir dilimde biber. Abim orada mangalı var. Küçük. Adana işi. Pişirip veriyor. Ucuz. 10 baht yani. 3 tane aldım. İşte 1 dolar falan yapıyor. Burası senin sokak satıcıları. Sokak lezzetleri. Ahtapotlar, karidesler, kalamarlar. Çeşit çeşit, taze taze, fresh. Şu timsah eti galiba. Olmayabilir. Bunlar da yine 40 baht, 25 baht, 60 baht değişiyor. Pad Thai'si hazır abimin, afiyet olsun. O zaman bir motor çağıralım. Nana Plaza'ya doğru gidelim. Motorumuzu çağırdık, bindik, gidiyoruz arkadaşlar. Her yer kapalı. Saat şu an 12.30'a geliyor neredeyse. Motosikletin fiyatı ise tam tamına 65 baht. O da 2 dolar falan yapıyor ortalama. Arap Mahallesi'nin olduğu yerdeyiz şu an. Lübnanlılar falan var burada bayağı. Dönerciler, kebapçılar. Yola kapatmış polis. Ambulans falan da var burada. Nana Plaza'ya yaklaştık, az kaldı. Evet, devam edelim. Devam edelim ustam. Semte hızlı bir giriş yapıyor muyuz? Geldik arkadaşlar, evet. Nana Plaza'nın olduğu Sukhumvit'teyiz. Barlar Sokağı'ndayız. Bir önceki bölümde Sukhumvit 3'ü göstermiştik. Burası da Nana Plaza'nın olduğu cadde diye geçiyor. Trafik kilit ama kargaşaya, endişeye gerek yok. Geldik artık. Semt'teyiz. Semt'te online'ız. Aytolar Prodüksiyon ailesi olarak Nana Plaza burası. Maalesef ki içeri giriş sağlayamıyoruz. Çünkü içeri çekim yasak. Nana Plaza ne diyecek olursanız. Şöyle göstereyim, bakın arkada yazıyor. World Largest of the Best diyor. Yani diyor ki dünyanın en iyi açık hava eğlence kulübü diyor. Şimdi Ladyboy barlar var, Cons barlar var. Onların bir arada toplandığı yer Nana Plaza arkadaşlar. 4 katlı alışveriş merkezi düşünün. İçerisinde 50-60 tane dükkan var. Tamamen konsept o. Yani alışveriş merkezi ama farklı türlü alışveriş merkezi. Ablalarımız var. Ekmeğindeler. Hooters, kanatçı, meşhur Amerikan markası. Kızlar işte gördüğünüz gibi burada pazarlık için bekliyorlar. Ay. Ana Plaza bölgesindeyiz. Şurada Bunny diye bir mekan var. Evet, kızlar gördüğünüz gibi kamerada yüzlerini kapatıyor herkes. Gözükmek istemiyorlar kameralara. Böyle bir yer işte. Tayland'ın arka sokakları bu şekilde. Şurası da benim favori yerim, Spice Indian Food. Çok güzel yemekleri falan, çok gelirim oraya yemeğe. Masaj salonları var. Tabii buradaki masaj salonları da normal masaj gibi değil. Bu bölgeye uygun hizmet veriyorlar. Kızlar kamerayı görünce direkt hemen arkasını dönüyor. Indian Night Club. Şurada Hintlilerin gece kulübü. Burada Hillary Two diye bir yer var. Yani yaklaşık 2 kilometre caddenin uzunluğu ama 700-800 metre sonra mekanlar falan bitiyor. Kadınlar gördüğünüz gibi bekliyorlar yine burada. Herkes ekmeğinde. Burada da yine 8-10 kişilik grup var. Evet. Mekanlar burada tükeniyor. Şimdi geri doğru dönebiliriz. Nana Plaza'nın olduğu caddeye doğru. Trafik kilit arkadaşlar. Trafik kilit abi. Bak almış uyuşturucuyu, patlamış burada. Perişan olmuş. Thank you.
Ah, okay. Because you put in your juice. Yeah, okay. No problem. Now. Yeah, yeah, okay. No problem. Yeah, okay, okay. No. It's closed. Why you put on the YouTube? Huh? Why you put video on no YouTube, YouTube and you earn money? No YouTube. You know, you not tell anyone who want to take video. Yeah. Maybe some people is poor. Yeah, I know. Why you do this for your earn money? No. Böyle keyifli bir video oldu arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip fakir ediniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bedboy ablam yolumuzu kesti. Biz de ona ufak bir ödeme yaptık. Devam ettik. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ayrıca şu an sizlere yeni ülkemden sesleniyorum. Hangi ülkede olduğumu merak ediyorsanız da şuraya bırakıyorum. Instagram, iTunes'larda. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Yorum yapmayı da unutmayalım.